Genel olarak kurum adıyla da bilinen SCP Teşkilatı, tehlikeli ve doğaüstü varlıkların, eserlerin ve yaratıkların yakalanması ve güvenli bir ortam içinde tutulmasına adanmış gizli bir organizasyondur. Kaçır, koru, hapset ilkeleriyle ilerleyen bu tekinsiz kurum, elindeki geniş personel kadrosu ve sonu gelmeyen kaynaklarıyla gezegenin her bir yanında kendisini sergileyen olağanüstü durumlara müdahale edip eline geçirdiklerini de azami güvenlik teknolojileriyle donatılmış tesisinde saklıyor. Hüküm giymiş suçluları bu SCP vakalarının deneylerinde kullanıyor ve gerek bilim, gerek güvenlik, gerek de bürokratik personeliyle içinde bin bir dehşet bulunan bu tesisi öyle veya böyle işler durumda tutuyor. Gelin sizin de bu kurumun içinde tehlikeli bir geziye çıkalım. This is gonna blow your fucking mind! Oh shit, here we go again. Yaşlı adam olarak da bilinen SCP-106, yüksek düzeyde çürüme belirtileri gösteren insanımsı biçime sahip bir yaratıktır. Bu varlık temasa geçtiği bütün katı maddelerde bir aşınma etkisi gösterir ve materyallerde ilk dokunuş anından sonra birkaç saniye içinde maddi bir kırılma süreci başlatır. SCP-106 katı yüzeylerden geçebilir ve bu geçişlerden sonra arkada aşınmış, erimiş bir kütle bırakır. Fiziksel anlamda tutarsız ve imkansız avantajlara sahip bu yaratık yüzeylerden geçerken olduğu gibi ortadan kaybolabilir. Böyle durumlarda ise kendi cephe evrenine girmesi olasılığı öne çıkan varsayımlar arasındadır. Kurum personelinin Larry olarak da adlandırdığı varlık ancak elektromanyetik engeller ile kontrol altında tutulabilir. Göz ucu sıçrayıcısı olarak da bilinen SCP-372 ve kökeni bir türlü saptanamayan bu yaratık, kafadan kuyruğa kadar yaklaşık 2 metrelik bir boya ve 45 kiloluk bir kütleye sahiptir. 8 çift uzvu olan uzun ince bir vücudu vardır. Bedeninin her bir kısmı olağanüstü derecede çeviktir ve uzuvlarının her bir noktasından çıkan lifleriyle uzanabildiği herhangi bir yüzeye tutunabilir. Gözleri ve kulakları yerine sarı renkteki bir algı organına sahiptir. Sarı organı ile görme ve duyma işlevlerinin dayattığı ihtiyaçları yerine getirmekle birlikte buna ek olarak enerji değişimlerini ve elektromanyetik hareketleri de saptayabilir. Bu algıları ve son derece hızlı hareketleri sayesinde kurbanlarını neredeyse hiç fark edilmeden çok uzun süreler boyunca takip edebilir. Siz gözlerinizi kırpmayı bitirmeden önünüzden hızlıca geçebilir veya göremediğiniz kör noktalarda hiç fark edilmeden saklanabilir. Dikkatli olun. Göz ucuyla bir hareket görüp görmediğinizi düşünüyorsanız, uzun süredir takip ediliyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Veba doktoru olarak da bilinen SCP-049, Orta Çağ'da kara veba sırasındaki doktorları taklit eder. SCP-049, taklit ettiği doktorları andıran kalın siyah bir cübbe ve seramik maske giyerken bu donanımın onun gerçek vücudundan çıktığı ve artık gerçek bedeniyle arasında bir ayrım kalmadığı varsayılmaktadır. Yaratık, deri teması ile karşısındaki organizmaların bütün biyolojik işlevlerinin çökmesine yol açabilir. Böyle ölüm vakalarından sonra sözlü bir şekilde meydana gelen bu olaylardan yaşadığı hayal kırıklığını ifade eder ve illet hakkında hiçbir şey yapılmadığını belirtir. Yaşanan ölümlerden sonra veba doktoru cansız beden üzerinde ilkel bir ameliyat yaparak onu geri getirmeyi dener. Ameliyatlar genelde başarısız olsa da çoğunlukla SCP-0492 olarak da bilinen ve ancak hortlak olarak tanımlanan yaratıkların ortaya çıkmasına sebep olur.
Gaz maskesi olarak da bilinen SCP-1499, kendisini giyenin bir saniye içinde ortadan kaybolduğu Sovyet GP-5 modeli bir donanımdır. Maskenin ortadan kaldırdığı kişi kendisini uzun siyah kulelerin bulunduğu ıssız bir dünyada bulur. Bu dünyada gizlenen başka insanımsı karartılar da vardır ve maskeyi takan kişi için oldukça tehlikelidirler. Kule gibi yapıların dibinde kiliseyi andıran yerlerde toplanan bu karartıların maskeli personeli gördüklerinde saldırdıkları raporlanmıştır. Özne maskeyi çıkarırsa yine kendi dünyasına döner. Kişi çok ama çok çaresiz kalmadıkça maskenin kendisinin o tehlikenin içinde ancak son kaçış yolu olarak görülmedikçe SCP-1499'un kesinlikle kullanılmaması tavsiye edilir. Tekinsiz müzik olarak da bilinen SCP-012, Golgota Dağı'nda ismindeki tamamlanmamış bir müzik bestesidir. Bestenin yazıldığı koyu kırmızı mürekkep, ilk başta bir boya türü sanılmışsa da sonradan kurbanların kanı olduğu anlaşılmıştır. Müzik harmoniden yoksundur ve enstrümanların birlikte çalışamadığı bir tutarsızlık yaratır. SCP'nin bulunduğu odaya girmek, kişinin iradesini kırar ve kendi kanıyla besteyi bitirmesi için zihni zorlar. Kurban bu tuzaktan kurtulup odadan çıkmazsa, en nihayetinde kan kaybından ölür. Beste ise asla tamamlanmaz. Rüya Adam olarak da bilinen SCP-990, kurum personelinin kabuslarına sık sık giren, Soğuk Savaş dönemi takım elbise giymiş insanımsı bir figürdür. Yine de şu ana kadar aslında hiçbir SCP görevlisi varlığın kendisiyle birebir karşılaşmamıştır. Kendisi daha bulunamamıştır. Bulunabileceğine dair bir kanıt da ortaya çıkmamışken kayıtlara kurum görevlilerinin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ve tesadüfler zinciriyle geçmiştir. Rüya adamın dadandığı personeller genelde aşırı uzun bir uyku süreci geçirirler. Böyle süreçlerde SCP-990'ın gelecekte gerçekleşecek olaylar hakkında yaptığı öngörüler çoğunlukla gerçekleşmiştir. Henüz gerçekleşmeyenler ise ileride insanlığın içine girmesi muhtemel felaket seviyesindeki krizlerle alakalıdır. SCP-990'ın asla kontrol altına alınamayacağı, zapt edilemeyeceği söylenir. Beraberinde getirdiği kıyamet senaryoları da her zamanki gibi personeli tedirgin etmeye devam etmektedir. SCP Vakfı büyük ve eni sonu gelmez bir teşkilattır. Kapsam alanı ve kaynaklarının bir sınırı yoktur. Aynı şekilde bu gerekliliklerin kökü olan SCP'lerin sayısının ve çeşitlerinin de bir sınırı yoktur. Bunların bir kısmı kurumun yüksek güvenlikli tesislerinde insanlığı ve gezegeni korumak adına kontrol altında tutulsa da dağlarda, ormanlarda, sokaklarda, evinizde ve hatta rüyalarınızda bile SCP'lerle karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda ise sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Tek umudunuz SCP Vakfı'nın gelmesini beklemektir.